Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla, yeni bir tarifle devam ediyoruz. Evet, Ankara tava yapıyoruz. Tavuk incikten, but da kullanabilirsiniz. Kanat da kullanabilirsiniz. Artık hangisi varsa elinizde onunla yapabileceğiniz kolay mı kolay Ankara tava. Tenceremizi alıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 kilo böyle minik butlardan ekliyoruz. Onu güzel karıştıra karıştıra kızartacağız. Evet, kısık ateşte güzel pişmesi lazım. Şimdi bunlar burada böyle kızarırken bir taraftan ben diğer malzemeleri hazırlayacağım. Arada böyle karıştırırken de sizlere göstereceğim. Evet, daha önceki videolarda da kuzu etinden yapmıştık. Onun linkini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Kuzu incikten olana da oradan bakabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Hem de yapımı bir o kadar kolay. Evet, şöyle domates rendem. Yeşil biberim, kapya biberim ve sarımsağım. Şöyle de 2 tane orta boy doğranmış soğan. Onları hazırladım. Evet, şöyle bir kez daha karıştırayım. Şimdi sırasıyla malzemeleri de ekleyeceğiz. Öncelikle soğanı şöyle bir ekleyelim. Tabi butlar burada kızardı ama daha da pişecek. Biberleri ve sarımsakları da ekledim. Şöyle bir de hemen tuzunu ekleyip tuzu isteğe bağlı. İstediğiniz kadar damak tadınıza göre katabilirsiniz. Evet, karıştıralım şöyle. Altına da orta ateşi alıp kapağını örtüp soğanların güzel kavrulup pişmesi için bekleyeceğiz. Evet, şimdi salçamızı hazırlayalım. 1 yemek kaşığı şöyle salça. Onu da karıştırayıp devam edelim. Salçayı da ekledikten sonra baharat olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Evet, ben sadece pul biber kullandım. Şöyle hemen domatesi de ekliyorum ve pul biberini. Bunu da şöyle güzel kavurduktan sonra bir taraftan da sıcak suyum hazır. Evet, hemen sıcak suyunu da ekliyorum. Ve Ankara tavamın sosu hazır. Etli sosu. Bunu şimdi arka tarafa alıp şehriyeli kısmına geçebiliriz. Evet, onun altı kısık da sosumun orada kaynayacak. Şimdi tereyağı, margarin, artık ne seviyorsanız ona göre ekleyin. Böyle 3 parça ekledim ben. 1 paket arpa şehriye. Tam 1 paket. Bunu hızlı da kavurmayın. Önce orta ateşte, sonra kısa alın. Güzel kıpkırmızı kızarması lazım. Birden kızarıp yanık gibi olmasın. Ya da bir tarafı az kızarmış, bir tarafı çok kızarmış olmasın. Kısık ateşte karıştıra karıştıra kızartacağız bunları. Evet, şimdi bakın orta ateşteydi. Kısığa alabilirim. Hızlı kızarmaya başladı.
Biraz detaylı anlatmış olabilirim videoda anlaşılması açısından. Evet, herkes yapabilsin diye biraz fazla detaylı olmuş olabilir hanımlar. Evet, şimdi şehriyeler kavurduktan sonra sosumuzu artık birleştirebiliriz. Bakın, bol etli 1 kilo tavuk, 1 paket arpa şehriyeden, 1 tencere, gördüğünüz gibi tabi o dinlenince daha da şişecek, pilavımız olmuş oluyor. Ankara tava bu kadar kolay. Kuzu incikle de çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Şöyle göstereyim yakından. Kısık ateşte kaynıyor. Evet, bakın suyunu çekti. Şimdi altını kapatıp 5-10 dakika bekledikten sonra şöyle bir karıştırayım. Tane tane dursun pilavı. Evet, ben biraz da karabiber ekledim. Onu göstermeyi unutmuşum. Bugünlük benden bu kadar. Mutlaka deneyin. Çok güzel oluyor. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videolarda görüşürüz.